It's very important we win. We know that in championship we are not in good position, so every win it's very good for us, for our confidence, because last few games in the championship we lost our confidence. So, but this is behind us. Now we have to look positive way for continuing championship. So I think today we play very good. We win, and this is the most important. And camp, we make very good trainings, like always. So we train hard, and I think this will show results when we start to continue with season. Öncelikle tabii ki de galibiyet bizim için çok önemliydi. Ligdeki durumumuz çok iyi değil, bunu biliyoruz ve bundan ötürü de her galibiyet bizim için çok önemli. güvenimizi yerine getirme açısından çok önemli. Ligde talihsiz sonuçlar aldık, hani kayıplar yaşadık ve bu da bizi güvenimize etki etti, özgüvenimize etki etti. Ama tabii ki bunlar geride kaldı artık. Şimdi pozitif olma zamanı, iyi hazırlanma ve iyi çalışma zamanı. Bu açıdan bakacak olursak da galibiyette olumlu etki yarattı diyebiliriz. Kampanya dönecek olursam iyi şey, takım olarak gerçekten çok çalışıyoruz. İyi sıkı antrenman yapıyoruz. Bunun da ligde olumlu sonuçlanacağını göreceğiz inşallah. And to bring smiles to our friends, because now, like I say, we are not good position, but I really believe in this team. I know we have really good players, so I know that we will show. We have 17 games, and I know we will show better performance in next games. Her şeyden önce Konyaspor'a geldiğimden itibaren her şeyden önce şunu söylemem gerekiyor. Öncelikle kişisel olarak iyi çalışmamız gerekiyor. Çok gerçekten çok iyi performans sergilemek istiyorsanız sıkı bir çalışma yapmanız gerekiyor bireysel olarak. Ve her zaman mesleğinize ve işinize karşı dürüst olmanız gerekiyor. En başta tüm bunlardan önce dürüstlük geliyor kendinize ve her mesleğinize karşı. Ve dediğim gibi sıkı çalışma. Her zaman formunuzu uzun süreli performansınızı ve formunuzu korumanız gerekiyor. Bu şekilde de sakatlıksız oynayabilirsiniz. Başarının anahtarı da budur diyebilirim. Dürüstlük ve sıkı çalışma. Performansıma gelecek olursak tabii ki de ben şu son zamanlardaki durumumuzdan çok mutlu değilim. Takımın ligdeki konumundan mutlu değilim. Bunun için kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Ama bu sadece benimle veya onunla şununla değil, herkesin kendisine karşı öz eleştiri yapması gerekiyor. Ve kendimizi iyi itmemiz gerekiyor. Zorlamamız gerekiyor daha fazla. Taraftarlarımızın yüzünü güldürebilmemiz için bunu yapmamız, kendimizi zorlamamız gerekiyor. Takımıma açıkçası ben kendi takımıma güveniyorum. İyi oyuncularımız var, iyi bir takımımız var. Ve önümüzde de 17 tane lig maçı var. Eğer bu dediğim şeyleri yaparsak ben başarıyı yakalayacağımıza, taraftarımızı mutlu edeceğine inanıyorum. And the second thing, it's for sure our confidence go down. But this is behind us. We have to look positively the next games. The first game, Ankara Gucu, we have to prepare on them very good, and I'm sure we will show other face. En önemlisi bu konuda söyleyebileceğim şey, en önemlisi kafaların yani düşüncenizin ne şekilde olduğudur. Bir iki maç kaybettikten sonra açıkçası güvenimiz kaybettik. Güvenimiz aşağı indi, düştü. Ve burada bir kısır döngünün içine girdik. Her şeyin bizim aleyhimize olduğu bir kısır döngünün içine girdik bu süreç içerisinde. İyi maçlarımız da oldu, kötü maçlarımız da oldu. Ama bu mesela kötü maçları son 3-4 kötü oynadığımız maç serisini son 3-4 maçta değiştirdik, daha iyi oynamaya başladık. Daha fazla enerji ortaya koyduk, daha fazla efor sarf etmeye başladık, daha fazla kavga etmeye başladık.
Bunu da son 3-4 maçta değiştirdik bu şekilde. Ama hayat devam ediyor. Ben puanların geleceğine inanıyorum. Sizinle de aynı fikirdeyim. Çünkü kafaların, yani psikolojinin düzelmesi gerekiyor. Yani demek istediğim özgüvenimizin düzelmesi gerekiyor. Ama tabii ki bütün bu yaşananlar, bütün bu anlattıklarımız geride kaldı. Artık geleceğe bakmamız gerekiyor. İyi hazırlanırsak Ankara Gücü'ne karşı daha farklı bir yüzümüzün, daha farklı bir yüzümüzü göstereceğime inanıyorum. Same position. We have to stay together. This is the first thing. So we have to keep zero behind, and after we will have opportunity to go, you know. But this is the way why maybe I'm last games or something like that. That I stay more behind because the first is the team, you know. It's not if I go 20 times. This don't bring us points, you know. The points bring the team spirit. That this is that's it. Açıkçası savunmada tabii ki de daha önem vermem gerekiyor. Ama tabii ki bu benim hücum özelliğimi kaybettiğim anlamına gelmiyor. Son 8-9 maçta hani belki daha hani buna önem göstermiş olabilirim. Ama önemli olan benim her seferinde atağa çıkmam değil, hep birlikte bir arada kalmamız. Özellikle de defansta. Çünkü ilk 7 maçta sizin söylediğiniz gibi neden bir maç kaybettik? Çünkü bu dediğimiz kompakt yapıyı savunmada koruduğumuz için. Savunma gerçekten çok önemlidir. Çünkü 0-0'ı koruduğunuz sürece her zaman öne geçme şansınız vardır. Ama öncelikle bu savunma bütünlüğünü korumanız gerekiyor. Kompakt durmanız gerekiyor. Hep bir arada kalmamız gerekiyor. Daha sonrasında tabii ki de 0-0'ı koruduğunuz sürece her zaman şans elde edeceksinizdir. Bunu elde etmenin yolu da budur. 20 kere ileri gitmemin açıkçası bana takımı bir şey getireceği yoktur. Önemli olan takım ruhudur, takım bütünlüğüdür. With Omar Ali we play now 4 years here, you know, so we are like brothers, you know. We have good communication on the pitch and out of the pitch. So, but doesn't matter who play on this position, because the new players who is coming, my job is to help them to that they will feel more comfortable on position where they play. You know, so doesn't matter who play in front of me. We have to stay together. We have to speak good to each other. Tabii ki de Ömer Ali ile daha rahatım diyebilirim. Çünkü 4 yıldır beraberiz ve kardeş gibiyiz diyebilirim. Çünkü hem saha içerisinde hem saha dışında çok iyi iletişimimiz var. Ama oyun açısından bakacak olursak isim çok önemli değil. Çünkü benim işim kim gelirse gelsin ona yardımcı olmak, onunla iyi iletişim kurmaktır. Dolayısıyla isim çok fazla fark etmez. Hep bir arada, az önce söylemiş olduğum gibi her zaman hep birlikte kalmamız gerekiyor. İyi iletişim kurmamız gerekiyor, birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor, kolektif çalışmamız gerekiyor. Takıma puanı da bunlar getirir zaten. Ama tabii ki bana eğer bir seçim yapmam gerekse elbette Ömer Ali seçerim. Çünkü dediğim gibi 4 yıldır bir aradayız ve iyi iletişimimiz var birbirimize karşı. Ama söylediğim gibi açıkçası isim çok fark etmez. Saha içinde 11-11 oynuyoruz. Three years ago or something like that. For now, I'm not in position, and all the team is not in position to thinking about the transfers, about that they want to leave the club or something like that. Because we are together in this position, so we have to come out together. And bu dediğiniz geçmişte kaldı yaklaşık 3 yıl kadar önce. Şu an açıkçası ne ben ne de bir başkası hiçbirimiz transferden bahsedecek konumda değiliz. Takımı bırakmak, yani ayrılmaktan falan kesinlikle bahsetmeyeceğim. Çünkü şu an bir arada kalma, savaşma ve yukarı çıkma, durumu düzeltme zamanındayız. Ama tabii bana soracak olursanız ben kariyerimin sonuna kadar burada kalmayı tercih ederim. Çünkü daha evvel birçok kez de söylediğim üzere
burası benim ikinci evim gibi. Burada kalmayı tercih ederim. Özellikle de şu an daha fazla tercih ederim. Çünkü zor zamanlar geçiriyoruz ve bu zor zamanlarda Konya'ya ve Konyaspor'a saygı duyma ve sahip çıkmamız gerekir. All of my best. So I'm like this. I'm professional and this is my face, you know. So I don't go out of my how I can say of yeah. my challenge, you know. Tabii ki de her zaman seçeneğim ilk seçeneğim, ilk tercihim Konya olacaktır. Bu kesin. Bunun dışında herhangi bir şey düşünmüyorum bile. Her zaman antrenmanlarda ve maçlarda maksimumu, elimden gelen en iyisini verdim ve vermeye de devam edeceğim. Ben profesyonel bir oyuncuyum ve hani insanlara gösterdiğim yüzüm de bu. Herhangi bir kendi grubumun dışına tercih etmiyorum. Who is around him, you know, Omerović Hoca and Hepsi, you know. They are really good. They do a really good job. You know, they prepare ourselves to every opponent that we know what they do on the free kicks, on the corners, what they do in the game. You know, so they do a really good job, and I'm really happy and honored that I have opportunity to work with him and the whole staff of him. Benim için en iyi hoca diyebilirim benim açımdan. Ben buraya geldiğimde, Türkiye'ye geldiğimde Slovenya'dan geldim ve bana güvendi ve beni ilk 11'e aldı. Ben de oynarken her seferinde bütün hem onun için hem Konya için bütün kalbimi, bütün ruhumu vererek oynuyorum. İyi hoca olarak gerçekten çok iyi bir hoca. Aynı zamanda da çok iyi bir insan. Burada en değerlisi, en önemlisi de bu. Sadece kendisi değil, aynı zamanda ekibi de gerçekten çok değerli. Örneğin Ömer Hoca diyebilirim veya diğer bütün çalışma arkadaşları. Gerçekten çok iyi iş çıkartıyorlar, bizi gerçekten iyi hazırlıyorlar. Bütün rakiplerimiz için, işte frikikler olsun, kornerler olsun, çalışmalarımız, hazırlıklarımız. Dolayısıyla onunla çalışmaktan dolayı hem mutluyum hem de onur duyuyorum diyebilirim. Onunla ve ekibiyle. Beraber we will go out of this situation. Inan, because we all believe that we will finish for sure on high position than we are now. Bu pozisyonun içinden çıkacağız. İnanın çünkü sezon sonunda daha yukarıda, daha iyi bir pozisyonda bitireceğiz.